adını olan bir eli telaf verdi oran. Kurban ömrünü adayan Sinan Oğan geliyor. Doğunun en doğusunda milliyetçi hareketi zirveye taşıyan, meclisi bölücülere, hırsızlara dar eden Sinan Oğan şimdi 3. milliyetçi hareketi dar boğazdan kurtarıp 3 ileri Türkiye'nin her noktasına zirveye dikmek için geliyor. Karabağ sorumluluğu ve Türk dünyası eskileri konuşmasını yapmak için Sayın Sinan Oğan'ı huzurlarınıza davet ediyor. Şirin Yalova'mızda bu coşkulu, bu güzel karşılamanız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimize, Türk Ocağı Başkanımız başta olmak üzere özellikle teşekkür ettiğimi bildirmek isterim. Maalesef ki şehitlerimiz var. Yine şehitlerimiz var. Yine analarımız ağlıyor. Bu tür toplantılarda Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz. Son derece coşkulu kalabalıklar, konvoylar düzenliyoruz. Ve en büyük korkum, acaba bir şehit haberi gelecek mi? Yine bir yerde terör saldırısı var mı? Hep elimiz, hep kulağımız haberde. İnşallah bugün bir terör hadisesi yoktur. İnşallah bugün herhangi bir kardeşimizin, herhangi bir Mehmetçiğimizi toprağa vermemişizdir diye dua ediyoruz. Ancak maalesef ki her gün şehitlerimiz gelmeye devam ediyor. Dün ve bugün de çok sayıda terör hadisesi ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşandı. Van'da yola bomba döşendi. İki polisimiz maalesef ki şehit oldu. Diyarbakır'da bugün içerisinde bir patlama yaşandı. Çok sayıda ağır yaralı güvenlik gücümüz var. Mardin'de de maalesef ki bir uzman çavuşumuz şehit oldu. 3 tane de yaralımız var. Tabii bugün burada çok daha farklı şeyleri konuşmak için huzurunuza geldim. Dış politikamız, ülkemizin içerisinde bulunduğu durum, bizim içinde bulunduğumuz durum, yaşadığımız süreç, bunların hepsine değineceğim. Ancak Türkiye'nin her tarafında bu şekilde şehit haberleri var iken terör ve güvenlik konusuna değinmeden geçmek mümkün değil. Kıymetli arkadaşlarım, biz 2002'de bu hükümete iktidarı devrettiğimizde, Kocayayla'da erken seçim kararı açıklandığında, bir senede açıklanan terör hadisesi ve meydana gelen terör olayları neticesinde sadece bir yılda toplam 7 şehidimiz vardı. Sonra kalktılar bir Analar Ağlamasın edebiyatı yaptılar. Bunu seçimlere malzeme yaptılar. Seçim kampanyalarında Analar Ağlamasın konulu afişler bastırdılar. Ve ne güzel, artık analar ağlamayacak. Çünkü biz akilleri Türkiye'nin dört bir yanına saldık. Biz teröristlerle masaya oturup kucaklaşıyoruz. Ve biz bundan sonra anaları ağlatmayacağız dediler. O günlerde çok uyardık. Dedik ki, bir dakika, sizin karşınızdakiler terörist, sizin karşınızdakilerin anladığı bir tek dil var. Hukuk dışına çıkan herkes için, hele hele özellikle bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne tecavüz etmek isteyenler için anlayacakları bir tek dil var.
Ve o dilden konuşmanız lazım. Yok dediler. Biz dediler, mecliste eğer teröriste sayın dersek, biz mecliste teröriste sayın dersek, o zaman teröristler terör eylemlerini bırakacak dediler. Mecliste, gazi meclisimizde ki dünyada bir tek Türkiye'ye nasiptir gazi meclis, orada teröriste sayın dediler. İtiraz ettik. Bu mecliste teröriste sayın diyemezsiniz dedik. Ama maalesef ki bunlar demeye devam ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 2007'ydi zannediyorum veya 2009 muydu? İyi şeyler olacak. İyi şeyler olacak demişti. Ardından e canım Norşin'e gir oymağa Norşin desek ne olur? E böyle istiyorlar. Hadi gir oymağa Norşin diyelim. Dolayısıyla da bunlar silahı bırakacaklar. Uyardık. Dedik ki bu teröristlerin amacı bir tek isim değiştirmek değil. Siz gir oymağa Norşin demekle terör örgütünü silah bıraktıramazsınız terör örgütüne. Siz eğer terör örgütüyle kucaklaşırsanız, siz teröriste sayın derseniz, siz bebek katili Öcalan'a İmralı Adası'nda çok affedersiniz pembe oda dahi hazırlarsanız, pembe oda hazırlayacak kadar bu işin cılkını çıkarırsanız kusura bakmayın. Terörist der ki o zaman biz vuralım. Vurdukça nasılsa daha çok kazanım elde ediyoruz der. Daha çok vurmaya başlarlar dedik. Ama dinletemedik. Çünkü bu AKP'nin, bu hükümetin terörle mücadeleden anladığı bizim anladığımız dilden farklıydı. Onlar zannetti ki çözüm süreci denilen bir lanet süreci kabul ettirdikleri takdirde bu topluma teröristler silahı bırakacak ve teröristler gelip adalete teslim olacak. Oysa yanıldıklarını ne hikmetse seçimlerden 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra anladılar. 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra terör örgütü bir yerlerden düğmeye basılmış gibi Türkiye'nin bütün doğu ve güneydoğusuna yerleştirdiği bombaları birer, ikişer, üçer, beşer patlatmaya başladı. Netice itibariyle insanlarımız, askerlerimiz, polislerimiz şehit olmaya başladı ve bugün de yine o bombalar toprağın altına, yolun asfaltın altına gömülen o bombalar patlatılmaya devam ediyor. Buradan hükümete sesleniyor ve diyorum ki terörle mücadele etmek istiyorsanız, samimi bir şekilde terörle mücadele etmek istiyorsanız, bu konuda samimiyseniz biz size bunun yolunu, yordamını söyleriz. Zira siz bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Harabe binalara polisimizi, askerimizi gönderip oradaki tuzaklanmış bombaları asker polis marifetiyle etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bir polisimiz 23. bombayı bir gün içerisinde etkisiz hale getirdikten sonra 24. bombayı etkisiz hale getirince şehit oldu. Bir günde bir polis 23, 24 bazen 30 bombayı etkisiz hale getiriyor. Ne uğruna? Bir harabe bina uğruna. Niye? Bu ülkede hiç mi robot yok? Hiç mi eğitimli köpek yok? Geçtim onları. Harabe binayı uzaktan patlatacak. Hiç mi tankınız yok sizin?
polisimizi, askerimizi harabe binaların içerisine doldurup ondan sonra PKK'nın o binaları polisimizin, askerimizin başına yıkmalarına vesile oluyorsunuz. Eğer siz samimiyseniz bir defa bundan vazgeçeceksiniz. Askerimizin, polisimizin canı o harabe binalardan değil, o binaların tamamından kıymetlidir. Tek bir polisimizin, tek bir güvenlik gücümüzün saçının bir telini o binaların tamamına biz değişmeyiz. Siz de eğer milliyseniz öyle yapacaksınız. İnsanları boşaltacaksınız. Kuru binaların içerisine polisimizi, askerimizi o tuzakların içine göndermeyeceksiniz. Dünyanın yaptığı şeyi yapacaksınız. Bu ülkenin parası mı yok? Bir robot alacaksınız da bu ülkenin parası mı yetmedi? Bir eğitimli köpeğe ihtiyacınız oldu da bu ülkenin insanları bu konuda size destek mi olmadı? Saraya milyonları gömüyorsunuz ama bir robot alamıyorsunuz, öyle mi? Polisimizi, askerimizi gönderip orada şehit ettiriyorsunuz. Peki başka bir hususu daha belirteyim. Neden? 40 senedir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. 40 sene oldu. Bunun 14 senesinde AKP vardı. Bir tane birim niye kuramıyoruz? Bugün terörle mücadele eden onlarca farklı birimimiz var. Polislerimiz var, özel hareket polislerimiz var, jandarma, jandarma özel hareket, normal asker, uzman asker, bordo bereli, sat komandolarına kadar, sınır birliklerine kadar farklı farklı birimler, farklı farklı komuta kademeleri, farklı farklı istihbarat kaynakları var. Türkiye bunların hepsini tek bir birim altına toplayıp daha etkin bir terörle mücadele yöntemini niye yapamıyor? Yapamıyorsanız çekilin kenara. Ülkücüler dün olduğu gibi bugün de yarın da teröristlerle mücadele etmesini bilir. Sizin bu milletin başına çıkardığınız teröristleri milletin başından alıp ayağının altına atmasını bilin. Yeter ki bu işte samimi olun. Ya siz yapın ya çekilin. Ülkücülerin iktidarında biz bunu yapacağız. O sebeple tabii konuya bununla girmek istemezdim ama yüreğimiz yanıyor. Her gün analarımız ağlıyor. Yalova'nın da payına düşüyor şehitler. Bursa'nın da, İzmir'in de, Diyarbakır'ın da, Türkiye'nin her bir köşesinde şehitlerimiz var. Dolayısıyla da böyle giderse daha çok şehidimiz olacak maalesef ki. Onu da söyleyeyim. Şimdi artık sadece bir tek terör örgütü yok. Bunlar bir tek terör örgütünü bitirmek yerine Türkiye'nin başına 3-4 tane terör örgütü musallat ettiler. Eskiden bir tek PKK vardı. Şimdi onun akrabası PYD, onun akrabası YPG, onun akrabası HPG, envai çeşit terör örgütü şimdi Türkiye'ye saldırıyor. Yetmedi, IŞİD de Türkiye'ye saldırıyor. 2 gün önce Kilis'teydim ve Kilis'te gördük ki Kilis olmuş Kilistin. Kilis olmuş hayalet bir şehir. Bu ülkenin derhal ciddi bir devlet yönetimine ihtiyacı var. Bu ülkenin en büyük sorunu bunların ucuz siyasetçi olması. Bizim siyasetten anlayan ama devlet adamı ciddiyetinde insanlara ihtiyacımız var. Bunların ucuz siyasetine değil, devlet adamı ciddiyetinde ülkücülerin iktidara gelmesi lazım. Değerli arkadaşlarım, dışarıda selam vereceğimiz bir tek komşumuz kalmamış. PKK terör örgütü Irak'ta yuvalanmış, yetmemiş. PKK terör örgütü gelmiş,
Suriye'de sınırımızı bir baştan öbür başa işgal etmiş. Adı PYD olmuş, hiç fark etmiyor. Aynı şey. Peki diyeceksiniz ki bu PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD Ayn el Arab denen bir bölgede, Kobani diye değiştirdiler adını maalesef, savaşırken IŞİD ile bunların hastaları nerede tedavi ediliyordu? PYD'nin mücadele ettiği alanın üç tarafında IŞİD vardı. Bir tek dördüncü tarafında Türkiye vardı. Benim bildiğim kadarıyla Ayn el Arab bölgesinde tam kapasiteli bir hastane yok. Hastane namına bir şey yok. Nerede bunlar tedavi edildi? PYD'li, PKK'lı teröristler Türkiye'de tedavi edildi. Sizin vergilerinizle tedavi edildi. Geri gönderildi. Onlar şimdi Mehmetçiğe kurşun sıkıyor. Peki, benim bildiğim yine üç tarafında IŞİD olan o bölgenin içerisinde bir silah fabrikası yok. Bunların aylarca orada savaştılar. Kurşunları hiç niye bitmiyordu? Yukarıdan kimse atamadı, onu da söyleyeyim. Aklınıza gelebilir, acaba yukarıdan paraşüt de attılar, paraşüt de mi attılar? Hayır. Amerika bir defa denedi, yarısı IŞİD'in eline geçti. Peki bu kurşunlar nereden gitti? Türkiye'den gitti. Türkiye'den gitti. Türkiye'nin silahlarıyla PYD'liler orada savaştı. Ve Türkiye'nin silahlarıyla dönüp şimdi Mehmetçiği vuruyorlar. PKK normalde dağ bölgesinde, dağlık alanda savaşmaya kendisini ona göre eğitmiş bir terör örgütüydü. Ama şimdi bakıyoruz ki Sur'da, Cizre'de, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda artık şehir savaşı, sokak savaşı, ev ev bina savaşı veriyor. Nereden öğrendi bunu? Kobani denilen o Ayn el Arab bölgesinde öğrendi. Orada öğrendiğini burada Türkiye'de bize karşı uyguluyor. Birçok askerimiz, polisimiz keskin nişancı kurşununa hedef oluyor. Nereden öğrendiler? O bölgeden öğrendiler. Bunların hepsini zamanında söyledik. Ama maalesef ki AKP burnunun ucunu dahi göremeyen AKP bizi dinlemedi. Şimdi bunun cezasını bizim gariban insanımız, Mehmetçiğimiz, polisimiz, askerimiz çekiyor. Dedik ki Emevi Camii'nde cuma namazı kılma telaşına düşmeyin. Ne işiniz var sizin Suriye'nin iç işlerinde? Esad zalimmiş, doğru zalim. Esad zalim de İran'daki zalim değil mi? İran'daki zalim de Irak'taki değil mi? Irak'taki zalim de Mısır'daki değil mi? Mısır'daki zalim de Katar'daki, Suudi Arabistan'daki değil mi? Bunların hangi birinde demokrasi var? Hiçbirinde. Ama siz o bölgeleri bir defa oynatırsanız taşları yerinden, o bölgedeki ateşe suyla değil benzinle giderseniz o savaş gelir, sizi burada vurur. Şimdi Yalova dahil her yer Suriyeli doldu. Her yer Suriyeli doldu. Tabii ki gelene kucak açacağız, yapacak bir şey yok. Ama bu kadar insan niye geldi, nasıl geldi? AKP'nin yanlış dış politikası yüzünden geldi. Bugün bakıyorsunuz Orta Doğu bölgesinde dış politikamız yerle bir olmuş durumda. Bugün bakıyorsunuz Kafkasya'da, Karabağ'da savaş almış başını gidiyor. Allah'tan Azerbaycan bunları dinlemedi de zamanında silahlandı, zamanında tedbirini gördü. Çok şükür şimdi Ermenistan'ı ta geldikleri yere kadar kovacak. Hatırlar mısınız? Bursa'da bir milli maç vardı. Hatırlar mısınız? Evet. O Ermeni elinde Türk kanı olan Ağrı Dağı'nı almayı Ermeni gençlerine miras gibi bırakan
Karabağ'ı biz aldık, Ağrı Dağı'nı da ey Ermeni gençleri siz alın diyen Sarkisyan burada rahatsız olmasın diye Türk bayrağı, Azerbaycan Türklerinin bayrağı sahaya alınmamıştı. Çöplerden toplandı daha sonra. O dönemin Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi elleriyle dolma yapıp getirmişti. Evet. Evet, bunların hiçbirisini unutmadık. O gün de uyarmıştık. O gün de uyarmıştık. Ermeniden size dost olmaz demiştik. Evet. O gün de uyarmıştık ama dinletememiştik. Bunlar herkes kandırıyor. PKK'yla dost olduğu günlerde uyardık. Bu teröristten size dost olmaz dedik. Yapmayın. Dinlemediler. Paralel yapıyla dost olduğu günlerde uyardık. Dedik ki devlete şerik olmaz. Devlet içinde devlet olmaz. Bunlar hukuku ele geçiriyor dedik. 2010 senesinde. Çok uyardık. Bu paralel yapı devleti ele geçiriyor. Yapmayın etmeyin dedik. Dinletemedik. Ermenilerle dost olmaya çalıştılar. Dedik ki bir Karabağ'dan bir çıksın önce bunlar. Bir önce bir bunlar barış istediğini göstersin dedik. Onu da dinletemedik. Ve uyardığımız her konuda ama her konuda bunlar hata yaptıklarını anladılar. Sonra döndüler dediler ki vallahi bizi kandırdılar. PKK bizi kandırdı. Cemaat bizi kandırdı. Ermeniler bizi kandırdı. Ruslar bizi kandırdı. Barzani kandırdı. Kandırdı da kandırdı. Yahu siz ne kadar safmışsınız? Madem bu kadar safsınız, kusura bakmayın. Türkiye gibi büyük bir devleti sizin gibi safların yönetmeye hakkı yoktur. O sebeple de madem bu kadar safsınız, bırakınız gidiniz. Yok değilsiniz. Eğer saf değilseniz o zaman siz terör örgütlerinin hepsine yardım ve yataklık yaptınız demektir. Ve Türk Ceza Kanunu'nda yardımın da yataklığın da cezası bellidir. O zaman yardım ve yataklık suçundan sizin yargılanmanız lazım. Değerli arkadaşlar, tabii gündemimiz yoğun. Gündemimizde davalar var malumunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin kayan eksenini yeniden doğrultması için Orta Doğu bataklığından Türkiye'yi çıkarıp yeniden bir Türk dünyası Turan vizyonu çizmesi için Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmak için Türkiye'deki kadın cinayetlerini, şerefsizlerin yaptığı çocuk tacizlerini önlemek için ülkücülerin iktidara gelmesi lazım. Peki bunun için ne lazım? Bunun için ülkücülerin yıllardır dediğimiz engellenmemesi lazım. Evet. Ne diyoruz? Ülkücü hareket engellenemez diyoruz. Kim engelliyor? Genel merkez engelliyor. Delegelerimiz burada, birçok delegemiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Başta da Yalova delegemiz olmak üzere. Diyor ki delegelerimiz, biz diyor bu iradenin seçmiş olduğu ve yetkilendirdiği ülkücüleriz. 548 tane ülkücü delege olarak bir araya geldik ve tüzüğümüzdeki yanlış bir maddeyi değiştirmek istiyoruz. Bu anayasaya uygun mudur? Evet. Siyasi partiler kanununa uygun mudur? Evet. Tüzüğümüze uygun mudur? Evet. Tüzüğümüz ne diyor? 240 delege yaklaşık. Yani
CHP'nin 1211 delegesinin 5'te biri imza verdiği takdirde Milliyetçi Hareket Partisi derhal kurultaya gider diyor. Bu sayının 2 katı delege bir araya geldi, biz kurultay istiyoruz dedi. Sayın Genel Başkanımız dedi ki olmaz. Değil 500 küsür, 1000 küsür delege de bir araya gelse kurultay yaptırmam diyor. Gidin mahkemeye. Gittik. Önce bekledik. Bu kardeşiniz çağrıda bulundu. Sayın Genel Başkanım dedim. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Size hiçbir zaman saygıda kusur etmedik. Etmeyiz de ettirmeyiz de. Bu hareketi mahkeme kapılarına düşürmeyin. Siz bize önderlik edin. Çağırın bizleri. Koşa koşa geleceğiz. Oturalım bir masanın etrafında. Bakın AKP'ye. %50 oy alan başbakanlığı bir çırpıda değiştirip kongre yapabiliyor. CHP kongre yapabiliyor. Kuzey Kore bile kongre yapıyor. Biz niye yapmayalım ya? Çağırın bizi beraber yapalım. Siz de bizim büyüğümüz olarak düşün önümüze. Beraber yapalım. Bunun için imza da toplandı. Her şey uygun. Peki o zaman Sayın Genel Başkanımız ne dedi? Olmaz dedi. Hayır. Ben dedi kongre yaptırmam. Biz de mecburen delegelerimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için mahkemeye gittik. Avukatlarımız mahkemeye gitti. Mahkeme 12. Sulh Hukuk dedi ki evet siyasi partiler kanununa göre siz haklısınız. Sizin derhal kongreye gitmeniz lazım. Genel merkez gitmiyorsa MHP Milliyetçi Hareket Partisi delegelerinden oluşan 3 kişilik çağrı heyeti kongreye gidecek dedi. Ve kongre hazırlıkları başladı. Ne yaptılar? Gittiler bir Tosya'dan bir de Gemerek'ten 2 tane çok özür dilerim uydurup karar çıkardılar. Dediler ki mahkeme kararıyla Ankara 12. Sulh Mahkemesi'nin kararı geçersizdir dediler. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kaymakamın vermiş olduğu kararı muhtarın bozmasına benziyor. Çünkü Ankara'daki yetkili mahkemenin verdiği kararı HMK 390'a göre hukuktan azıcık anlayan hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencilerine deseniz ki HMK 390'ı açın okuyun deseniz orada da yazar ki der ki ancak o kararı veren mahkemeye müracaat ederek yapabilirsinizdir. Nitekim bugün İzmir delegelerimizle beraber avukatlarımız gitti müracaat etti ve Tosya Mahkemesi'nin kararı iptal edildi. Gemereğin de eli kulağında. İnşallah oradan da iptal kararı gelecek. Ve ayrıca Yargıtay'dan da bu konuda müsbet bir tavır bekliyoruz. Çünkü biz hukuk dışı bir iş yapmıyoruz. Normal şartlarda partilerin tüzük kurultayı iç işidir. Bu işi mahkeme kapılarına düşürmek, bu işi Yargıtaylara götürmek, bu işi Gemereklere, Tosyalara, Çemişkezeklere götürmek bizim vicdanımızı sızlatıyor. Ancak ülkücüler de iktidar istiyor. Ülkücüler şahlanmak istiyor. Ülkücüler prangalarını kırmak istiyor. Ancak görüyoruz ki bugün duyumlarımız var. Türkiye'nin en önemli gündem maddesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresidir. Kongreye şurada 5 gün kaldı. Yargıtay toplanıyor bir türlü kararını açıklayamıyor. Neden? Bilemiyoruz tabii. Bilemiyoruz. Ancak tahmin ediyoruz. Biz kongreyi yapar ve başarılı olursak emin olunuz ki biz kazanırsak bopçular kaybedecektir. Biz kazanırsak eyaletçiler kaybedecektir. Biz kazanırsak
emperyal güçler kaybedecektir. Emin olunuz ki biz haklıyız. Hak bizimle beraber ve Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah bu mücadeleden galibiyetle, muzafferle çıkacağız. O sebeple buradan hükümete çağrıda bulunuyorum. Elinizi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresinden çekiniz. Elinizi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresinden çekiniz. Korkunun ecele faydası yok. Bugün sabah, biliyorsunuz, salı günleri Sayın Genel Başkanımızın konuşma günleridir. Bugün de Sayın Genel Başkanımızı dinledim, üzülerek dinledim. Sayın Genel Başkanımız diyor ki, daha önce de demişti, Allah korusun Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı söz konusuydu. Allah şifa versin, ona bir sözümüz yok. Başına bir iş gelirse ne yaparız demişti. Bugün de AKP'nin kongresi var. Böyle sıkıntılı bir süreçte AKP dağılırsa bu memleket ne yapar demişti. Cevap veriyorum. Bu ülkede ülkücüler iktidara gelir. Adalet ve Kalkınma Partisi dağılırsa diye bir endişem yok. Çünkü bu yalan düzeni dağılacaktır. Bu 14 senedir sömürü düzeni dağılacaktır. Ülkeyi bataklığın içine batırmış olan, yolsuzluk bataklığına bulamış olan, dış politikada ülkenin ufkunu köreltmiş olan bu iktidar elbette dağılacaktır. Ve o iktidarı dağıtmak da biz ülkücülere nasip olacaktır. Bundan korkmayın. Bundan korkmayın Sayın Genel Başkanım. Biz endişe etmeyin. AKP dağılırsa ne olur diye endişe etmeyin. Biz varız. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Biz bunu yapabilecek güçteyiz. Biz bunu yapabilecek bilgide, biz bunu yapabilecek cesaretteyiz. Siz endişe buyurmayınız. İki konuda endişe buyurmayın. Siz olmazsanız bu parti paralelin eline geçer. Şunun bunun eline geçer. Endişe buyurmayın. Biz sizden daha çok her türlü paralel yapının karşısındayız. Partimizi kimseye vermeyiz. Bu parti ancak ve ancak ülkücülerin eline geçer. Başkasının eline geçmez. Merak buyurmayınız. İki, AKP dağılırsa bu ülke ne olur? Hiçbir şey olmaz. Derhal seçime gideriz. Derhal seçime gideriz. Ve tek başımıza iktidar oluruz. Bu ülkeyi de yönetiriz. Bu hırsızlık düzeninden çok daha iyi yönetiriz, emin olunuz. O sebeple değerli arkadaşlar, kıymetli ülküdaşlarım, kimse zannetmesin ki AKP iktidarı olmazsa, AKP dağılırsa, efendim Başbakan Davutoğlu'nu görevden aldılar, darbe yaptılar. Yok efendim AKP'nin başına bir iş gelirse, bir hükümet krizi çıkarsa ülke krize girer. Asla. Bu ülkede ülkücüler var. Bu ülkede ülkücü kadrolar var. Bu ülkede Milliyetçi Hareket Partisi var ve iktidara gelecektir Allah'ın izniyle. O sebeple Sayın Genel Başkanımızın yaptığı, salıdan salıya yaptığı konuşmaların sonuncusunu bugün üzülerek dinledim. Üzülerek izledim. Şunu da söylemek isterim.
Siyaset salıdan salıya yapılan bir iş değil. Lider salıdan salıya çıkıp konuşmaz. Elinde kağıt, önünde prompter konuşmaz. Alır mikrofon eline, çıkar ülkücülerin karşısına. Bizim ne kağıda ihtiyacımız var, ne promptere ihtiyacımız var. Biz gönülden konuşuyoruz. Biz ülkücülerin gönlüne hitap ediyoruz. Biz Türk milletinin önüne çıkmaktan korkmuyoruz. Çünkü biz bu milletin içinden geldik ve yine biz bu milletin içinde siyaset yapacağız. Balgat'ın dört duvar arasında siyaset yapma devri kapanacaktır. Yalova'da siyaset yapacağız. Kars'ta siyaset yapacağız. Edirne'de, Şırnak'ta, Urfa'da, Kastamonu'da, Bursa'da, İzmir'de, Türkiye'nin dört bir yanında siyaset yapacağız. Ama sadece siyaset yapmayacağız. Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezmekle beraber nerede bir Türk varsa yanında olacağız. Bir ayağımız Tel Afer'de olacak. Bir ayağımız Kırım'da olacak. Bir ayağımız Kafkasya'da olacak. Bir ayağımız Kerkük'te olacak. Orta Asya'nın bozkırlarında olacağız. Balkanlarda ecdat yadigarı diyarlarında olacağız. Avrupa Türklüğünü yalnız bırakmayacağız. Dünyanın neresinde bir Türk varsa Turan ideali peşinde koşup o Türk'ün, o kandaşımızın yanında olacağız Allah izin verirse. Ülkücü kendine güvenir. Ülkücü milletinin içinde olur. Ülkücü televizyon ekranlarından korkmaz. Siyaset artık halkın içinde ama bir de televizyonda yapılıyor. Bugün Türk halkı o kadar çok televizyonlara bağımlı hale geldi ki kıymetli arkadaşlarım. Yakın tarihini Türkler artık Kurtlar Vadisi'nden izliyor. Biraz uzak tarihini kitaplardan değil, muhteşem yüzyıllardan, dirilişten, şimdi moda olan Kösem Sultanlardan, şu bu dizilerden izliyor. Evet, Türkiye'de insanlar yakında artık televizyondaki evlilik programlarından evlenir olacaklar. Bu kadar yanlış dış politika, yanlış iç politika ve üstüne üstlük yanlış eğitim politikası Türkiye'yi ekranlara bağımlı hale getirdi. Bu bir realite, bu bir gerçek. Bu gerçeği görmeden siyaset yapamazsınız. O halde ne yapacaksınız? Seçmenin kime oy vereceği dahi televizyon ekranlarından oluşturuluyorken Milliyetçi Hareket Partisi neden bu televizyonları kullanmıyor? Neden televizyon ekranlarına çıkanlardan rahatsız olmuyor? Bu kardeşiniz milletvekiliyken hangi gün bu hareketin başını aşağı etti? Karşısına dizdiler envai çeşit PKK'lısını, HDP'lisini, AKP'lisini, CHP'lisini. Ne zaman birisi bu kardeşinizin karşısında davasını daha iyi savundu da biz savunamadık? Allah'a şükür hepsini katladı televizyon ekranlarında. Meclis konuşmalarımızda, kürsüye çıktığımızda AKP'liler hop oturup hop kalkıyordu. Mehmet Metiner'e sorsunlar. Evet. 60 kişi sordurdular. Peki bundan rahatsız olması gereken AKP değil mi? CHP değil mi? PKK'lılar değil mi? Bundan niye bizim genel merkezimiz rahatsız oldu? Neden? Konferanslara gidişimiz neden engellendi? Ne yapıyordu? Konferanslarda Bursa'ya geldik en son. Bursa'da iptal edildi. Neden iptal edildi? En son 7 Haziran'dan önce Almanya'daki bir ocağımıza gittik. Orada bir konferans verdik. Bizim ihraç gerekçelerimizden birisi oldu. Diyorlar ki televizyonlara çıkmayın, konferanslara gitmeyin. Güneydoğu'ya defalarca gidelim dedik, siz gitmiyorsunuz, biz gidelim.
Hayır dendi, gitmeyin. Öğretmenlerimiz ilim ilim illetiliyor. Müdürlük hakkı ellerinden alınıyor. Gidelim şu Eğitim Bakanlığı'nın masasına bir oturalım dedik. Hayır, gitmeyin. Taşkınlık istemiyorum. Yahu taşkınlık değil. Bu bizim en doğal hakkımız. Milletvekili niye seçtiler bizi? Hayır. Peki, değerli arkadaşlar, nasıl siyaset yapacağız? Ne deyip övüyorlar? Sayın Genel Başkan, ülkücüleri sokaktan çekti. Bu en çok övünülen konu. Yahu sokaktan, siyaset sokakta yapılıyor. Sokaktan çekmekten siz neyi kastediyorsunuz? Sokakta siyaset yapılır. Tarlada siyaset yapılır. Üniversitede siyaset yapılır. Fabrikada siyaset yapılır. Halkın içinde siyaset yapılır. Elbette ki sokağa dökülmeyeceğiz. Ama sokakta var olacağız. Bugün üniversiteler sadece Kandil mi? Sadece Doğu ve Güneydoğu mu? Üniversiteler terör örgütünün birer kampı haline gelmiş, üssü haline gelmiş. Fırat Çakıroğlu'nu bu üniversitelerde şehit ettiler. Siz neredeydiniz? Bugün Öcalan, lanetli soy isimli Öcalan soy isimli bir kız çocuğu mecliste en genç milletvekili sıfatıyla başkanlık divanında oturuyor. Yok mu MHP'de bir genç? Yok mu ülkücü camiada bir ocak başkanımız? Gencecik bir ülkücü başkanımız niye mecliste yok? Olacak. Evet. Eğer PKK'lılar meclisteyse en genç milletvekili de ülkücü hareketten olacak. Ocaklardan genç başkanlarımızı bizatihi genel başkan kontenjanıyla meclise girmelerine vesile olacak. Bugün pazar günü 8 Mayıs'tı. Bütün annelerimizin anneler gününü bir kez daha kutluyorum. Kadınlarımız bu hareketin bütün çilesini çekenlerimiz, evet, bu hareketin bütün çilesini çeken kadınlarımız, ev toplantıları yapan kadınlarımız, milletvekillerinin seçilmesi için kapı kapı gezen kadınlarımız, ancak görüyoruz ki mecliste en az sayıda kadın milletvekiline sahip olan da Milliyetçi Hareket Partisi. Neden? Soruyorum. Sadece burada şöyle bir baksak, buradaki kadınlarımız, hiç dışarıyı boş verin, milletvekilliği yapabilecek kimse yok mu? Var. Var. Hepiniz yapabilirsiniz bunu. En layıkıyla yapabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmak lazım? Genel Başkan'ın kontenjan hakkı öyle eşe dosta değil. Genel Başkan'ın kontenjan hakkı kaldırılacak. İstisna ocak başkanlarına, kadınlara, şehit ailelerimize ve gazilerimize. PKK'lı teröristler mecliste. Şehit ailelerimizden kaç kişi var mecliste? Ülkücü şehit ailelerimizden kaç kişi var? Yok. Engellilerimizden kaç kişi var? Yok. Genel Başkan seçildiğimde Genel Başkan'ın bütün kontenjan hakkını kaldırıp bir tek şehit ailelerimize, gazilerimize, ülkücü şehit ailelerimize, engellilere, ocak başkanlarımıza ve kadınlara bir tek kontenjanı bunlara kullanıyorlar. Tabii konu çok. Projelerimize de geçmek istiyorum bu arada. Ancak kadın konusuna gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Salonda da çok sayıda kadınımız var. Türkiye'de kadın cinayetleri artıyor. Her geçen gün artıyor. AKP döneminde son 13 yılda kadına yönelik şiddet %1460. Çocuk istismarı %434 artmış. Bir ülkede eğer kadına ve çocuğa sahip çıkmıyorsanız o ülkenin geleceği tehdit ve tehlike altındadır demektir. O sebeple biz çocuğumuza
sahip çıkacağız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Genç kurt ve yavru kurt teşkilatlarımızı bütün Türkiye sathına yayacağız. Türk destanlarının vazgeçilmesi kadınlar, Türk destanlarında olduğu gibi yüceltilecek ve Allah izin verirse de hem toplumun baş köşesinde hem meclisin baş köşesinde olacaktır. Değerli arkadaşlarım, kıymetli Yalova halkı. Yalova Türk milliyetçilerinin aslında güçlü olduğu bir yer. Yalova'da teröristler yaşamıyor. Yalova'da vatan hainleri yaşamıyor. Tam tersine. Yalova'da vatanseverler yaşıyor. Biz neden Yalova'da belediye başkanları, milletvekilleri neden çıkaramıyoruz? Bir başkanla soracağız. Bir başkanla. 15 senedir. Niye yaptın? Niye? Elbette soracağız. Elbette soracağız. Elbette soracağız. Belediye başkanımı, adayımı davet ettim ya. Bana teklif etti. Evet. Sayın Başkan, 3 dönem il genel meclisi çıkaran Armutlu'yu görevden aldılar. Maalesef ki, maalesef ki bu düzende hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Bu düzende başarı ödüllendirilecek. 15 senede tek bir başarınız yoksa da bunun hesabı sizden sorulacak. Başarısızlığın hesabı sorulacak ve başarısız olan arkadaşlarımız dinlendirilecek. Genel başkan olarak Genel başkan olarak 3 dönem kuralını getireceğim. Genel başkan dahil, vekilleri dahil, İl, ilçe başkanları dahil bütün görevler 3 dönemle sınırlandırılacak inşallah. Üye kaydının önündeki bütün engeller kalkacak. Üye kaydını buradan doğrudan yapabileceksiniz. Ve yaptığınız üyelerle kimi milletvekili görmek istiyorsanız sandığı Yalova'nın önüne koyacağız. Bundan sonra vekilinizi siz seçeceksiniz. Dolayısıyla da bu demektir ki seçim hakiminin huzurunda ön seçimi de getireceğiz. Bundan sonra temayül falan da değil, direkt ön seçim. Direkt ön seçim. Ve hakim huzurunda ön seçim. Siz kimi seçecekseniz, siz kimi seçecekseniz vekiliniz de o olacak. Ve seçtiğiniz vekil en fazla 3 dönem kalacak. Diğer taraftan genel başkan yardımcıları meselesine kesin bir çözüm getiriyoruz. Mecliste bazen 20 kişi bir araya gelemezseniz bir kanun teklifi veremiyorsunuz. Çağırıyoruz. Sayın genel başkan yardımcım lütfedip gelin bir imza atın. Mecliste 20 kişi olmadık mı? Kanun teklifi veremiyoruz. AKP, CHP herkes orada. Vallahi ben görevliyim, genel merkezdeyim, gelemem. Mübarek niye oldun? Niye milletvekili oldun? Otur genel merkezde, yerine bir başkası olsun. Bu sorunu temelden çözeceğiz. Genel başkan yardımcıları bundan sonra bir koltukta 10 karpuz taşıyıp yarısını yolda düşürüp kıramayacak. Hem genel başkan yardımcısı, hem genel başkanın baş danışmanı, hem divan üyesi, hem MHP üyesi, hem komisyon başkanı, hem dostluk kurumu başkanı, hem milletvekili. Ya mübarek, başka memlekette gücü yok mu? Görevin birini de hiç olmazsa onlara verseydik. O sebeple genel başkan yardımcılığı teknik bir kadro olacak. Teknik bir kadro olacak. Genel başkan yardımcısı olan artık milletvekili olamayacak. Sadece genel başkan yardımcısı olacak. Yeri gelmişken unutmadan söyleyeyim. Son günlerde bir tavşan parti hikayesi çıkardılar. Değerli arkadaşlar, ben ülkücüyüm. Çıktığımız bu yolda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Ama sonuç ne olursa olsun. Sonuç ne olursa olsun eninde sonunda başaracağız. Ancak
Netice ne olursa olsun ben sonuna kadar bu hareketin Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde olacağım. İster genel başkan ister bir nefer. Ben Bozkurt'um. Bozkurt o tavşanı yer yer yer. Öyle tavşan mavşan, Bozkurt'ta tavşan mavşan dinlemez, o tavşanı yer. Kimse bize iftira atmasın. Kimse bize iftira atmasın. Biz adayız, sonuna kadar adayız ve Allah izin verirse de başaracağız. Değerli arkadaşlar, siyaset ahde vefa işidir aynı zamanda. Ahde vefanın olmadığı hiçbir başarı, hiçbir hareket başarıya ulaşamaz. Yıllarca bu harekete il başkanlığı yapmış başarıyla veya vekillik yapmış veya sendikacılık yapmış veya ocak başkanlığı yapmış veya sadece bir ocakta çaycılık yapmış, gençleri orada yetiştirmiş, korumuş, kollamış veya hapis yatmış, 12 Eylül'de çile çekmiş ve bugün artık yaşını başını almış birçok ağabeyimiz, ablamız var. Hiç bunları soran var mı? Hayır. Neredesiniz, ne yaparsınız, ne yersiniz, ne içersiniz? Bayramdan bayrama bile olsa kapısını çalan var mı? Fikrini soran var mı? Bu hareket sizin sayenizde. Siz 12 Eylül zindanlarında işkence gördünüz ve şimdi bu hareket sizin omuzlarınızda yükseldi. Siz kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı kucağınızda şehit verdiniz ve bu hareket öyle var oldu. Şimdi neredesiniz? Bunu soran yok. Evet, biz soracağız. Kapısını tek tek çalacağız. Tespit edeceğiz. Zaten biliyoruz ama bir genel başkan yardımcılığı altında bütün ahde vefayı hatırlayacağız. Hapis yatmışlarımızı, çile çekmişlerimizi, hizmet etmişlerimizi hatırlayacağız. Bulacağız. Büyüklerimizi ellerinden öpeceğiz. Ve baş üstünde tutacağız. Diyeceğiz ki siz artık bizim Ak Saçlılar Meclisimizin üyesisiniz diyeceğiz. İllerde ise ilin doğal delegesisiniz diyeceğiz. Üyesi falan bile değil. Çünkü çoğu üye dahi yapılmamış. Çoğunun üyeliği haberi olmadan silinmiş. O sebeple genel merkezi genel başkanı dahi alıp karşısına öğüt nasihat verecek Ak Saçlılar Meclisi'nde bir an önce kuracağız. Danışmayı, istişareyi yeniden hakim kılacağız. İstişarenin olmadığı hiçbir istişare yoksa bir harekette, daha doğrusu o harekette başarı olmaz. Bunun için bir DEMES diye bir sistem kurduk. Bunun için Delege Meclisi diye bir sistem kurduk. Bu partiye hizmet etmekte devam eden veyahut da geçmişte etmiş olan bu hareketin içindeki sendika başkanlarımızdan ocak başkanlarımıza, SDK başkanlarımıza, il ilçe kadın kolları ocak vesaire bu hareketin bütün o kaymak tabakası dediğimiz kesimi alacağız, telefon numaralarını bir sisteme kaydedeceğiz ve önemli anlarda bir SMS'le soracağız. Ey taban, ey ülkücü camia, ne diyorsun diyeceğiz. Örneğin 7 Haziran akşamında olsaydık, 7 Haziran günü biz olsaydık %16,5 değil %30 oy alırdık, bunu söyleyeyim. 2, bizim önümüzde iktidar mı erken seçim mi gibi bir alternatif olsaydı kimseye danışmadan tek başımıza karar vermezdik, size sorardık. Ve eminim ki son SMS'iniz dahi, son kontrolünüz dahi kalsa bir SMS'le cevap verir ve derdiniz ki koalisyona gidelim veyahut da erken seçim yapalım. Elinde 80 vekil varken koalisyondan adeta kaçanların şimdi 5 ayda 2 milyon 200 bin oy kaybedip 80 vekilin 40'ını kaybedip koalisyon mesajları vermesini de anlamak mümkün değil. Sorarlar, 80 vekil varken neredeydin? Evet. Niye yapmadın bu koalisyon o zaman?
Şimdi 40 vekille neyin koalisyonunu konuşuyoruz? Başkanlık koalisyonu. Ne kadar küsüp giden büyüğümüz varsa, ne kadar küstürdüğümüz ülkücü varsa, ne kadar kırılmış, itilmiş, bazıları parti dahi kurmuş olsa, gideceğiz kapısını çalacağız, buyur gel diyeceğiz. Ülkücünün yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Kucağımızı açıyoruz. Sonuna kadar kucağımız size açık. Buyurun Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelin diyeceğiz. Ülkücüler bir tek çatı altında siyaset yapar. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nde. İl başkanlarımız bundan sonra genel başkana ulaşmakta sıkıntı çekmeyecek. Kırmızı hat uygulamasını devreye sokacağız. Kırmızı hat dolayısıyla bir telefonla aracısız, özel kalemsiz, sekretersiz doğrudan il başkanları genel başkana ulaşabilecekler. Siyasette bilgi yoksa o iş bir süre sonra slogana ve içi boş slogana ve hamasete döner. O sebeple Ar-Ge'yi çalıştıracağız ve siyasetimizi bilgiyle destekleyeceğiz. Siyaseti tabana yayacağız. Yukarıdaki politikanın ne olduğunu taban kendi imkanlarıyla öğrenmeye çalışıyor. Genel merkezimizin bu konudaki politikası nedir acaba diye genel merkezi arayıp bir cevap bulmak için didinen çok sayıda il ilçe başkanlarımıza ben şahidim. Oradan bir cevap alamayıp beni arayan vekilken çok sayıda insanımız vardı. Peki Ar-Ge ne işe yarıyor? Neden anında halkın anlayacağı dilde bilgi ve belgeleri hazırlayıp bütün il ilçe teşkilatlarımıza vermiyor? Tweet atıyoruz başkanım. Tweet atıyoruz. Evet. Tweet atacağız. Face'den yazı da yazacağız. Ancak Face'de kurultay yapmayacağız. Onu da söyleyeyim. Ülkücüler maalesef ki kurultayını Face'de yapmaya başladılar. Bu da doğru değil, tehlikeli bir gidişattır. Sizlerin birer birer topladığınız oylar sandıklara yeterince sahip çıkılmadığı için sandıklarda hırsızlar şebekesi tarafından alınıp götürülüyor. O sebeple sandıklarımıza sahip çıkacak sandık kurullarını daimi sandık kurulları haline getireceğiz. Bugün dünyada çile çekenler ülkücüler. Bugün dünyada Telaferinden Kerkük'üne, Kırım'ından Urumçisi'ne kadar hep Türkler eziliyor. Hep Türkler horlanıyor. Peki Türklerin bir yardım teşkilatı niye yok? Niye kuramadık şimdiye kadar? Biz bu kadar aciz miyiz? Kuracağız. Derhal bir ülkücü Kızıl Elma yardım teşkilatını kuracağız. Yerel medya son derece önemlidir. Yerel basın son derece önemlidir. Ulusal basın da önemlidir. Ülkücülerin bir değil, onlarca televizyonu olacak. Onlarca, yüzlerce gazetesi olacak. Aslında bunlar var. Anadolu'ya çıksanız, yerel televizyonların çoğu ülkücü. Ama gidip kapısını çalan yok. Dolayısıyla da biz medyayı doğru kullanacağız, medyaya sahip çıkacağız. Değerli arkadaşlar, tabii bazılarını geçmek istiyorum. Çok sayıda projemiz var. Vakit de azalıyor. Demokrasiden korkmayacağımızı söylemek isterim. Demokrasiyi hem de parti içi demokrasiyi biz benimseyeceğiz. Genel merkezimize gidince asık suratlı kimseyi bulamayacaksınız. Genel merkezimiz bir gönül merkezi haline inşallah gelecektir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da değerli arkadaşlarımız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bizim eskiden belediye başkanlarımız da vardı, muhtarlarımız da vardı. Şimdi niye yok? Orası sadece bölücülerin yaşadığı bir yer mi? Değil. Ben Doğu'nun en doğusuna gidip partimizi birinci yaptım. Ödür altına buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Üç ilerli bayrağı orada hala dalgalandırmak için canla başla çalışıyorlar. Doğu'da da Güneydoğu'da da biz vekiller, belediye başkanları çıkarabiliriz ve çıkaracağız inşallah. Bunun içinde Balgat'tan çıkacağım,
Van'da bir ofisimiz olacak. Doğu ve Güneydoğu'yu karış karış oradan gezeceğim. İstanbul bir partinin 46, bizim bütün Türkiye'de 40 vekilimiz var. Demek ki büyük şehirlerde de başa güreşeceğiz. Demek ki genel başkan mesaisinin önemli bir kısmını da hem de büyük şehirde geçirecek. Türkiye'de nerede bir parti binamız, teşkilatımız varsa orada mutlaka olacağım. İl, ilçe, belde bazında dahi. Yoksa açacağım, orada olacağım. Bizim biliyorsunuz bu aralar muhtarlarımız bir figüran gibi kullanılıyor. Muhtar var mı hiç içimizden? Evet muhtarım. Saygı sunuyorum, sağ olasınız. Maalesef ki saraya çağrılıyor. Sarayda muhtarlarımız kullanılarak onun üzerinden millete mesaj veriliyor. Siyaset hırsını alamamış, muhtarlarımız üzerinden Türkiye'ye habire mesaj gönderiyor. Tabii çok anlamlı bir ülke, ildeyiz. Yalova'da. İlk muhtarımız, kadın muhtarımız Yalovalı. Onu da söyleyeyim. Çoğunuz bilmiyorsunuzdur, söyleyeyim. İlk muhtarımız, atanan ilk kadın muhtarımız Yalovalı. Burada bu vesileyle söylemek isterim ki bundan sonra genel başkan seçildiğim gün her ilde muhtarlarla buluşma toplantısı düzenleyeceğim. Ben ayağıma çağırmayacağım. Ben muhtarımın ayağına gideceğim, ayağına. Maalesef 3 şehidimiz olduğunu söylüyor arkadaşlar. İnşallah Rabbim rahmet eylesin, artmaz bu sayı inşallah. Değerli arkadaşlar, tabii bir saati çok da geçirmek istemiyorum. Bir saatte sınırlandırmak istiyorum. Yurt dışında da artık oy kullanılıyor ve yurt dışından gelen oylar Türkiye'de MHP'nin 15 milletvekiline mal oldu. Yurt dışında ilk teşkilatları kuran ülkücüler. 78'de biz orada federasyon kurduğumuzda ortalıkta ne AKP, ne CHP, ne cemaat, ne efendime söyleyeyim PKK vardı ve biz şimdi yurt dışında 4. partiyiz. Almanya'da aldığımız oyu söylersem %6. Üye sayımız, federasyonlara bağlı üye sayımız aldığımız oyun kat be kat fazlası. Niye alamıyoruz? Yurt dışında milliyetçilik mi azaldı? Yurt dışındaki vatandaşlarımızın milliyetçilik duyguları mı öldü? Hayır. Burada olduğu gibi yurt dışında da kifayetsiz yöneticiler var. O sebeple yurt dışına özel önem vereceğiz. İki türlü özel önem vereceğiz. Bir, yurt dışındaki Türk vatandaşları. İki, yurt dışındaki dış Türkler. Ve bir genel başkan yardımcılığı iktas edeceğiz. Yurt dışı Türklerden ve dış Türklerden sorumlu. İktidar olduğumuz gün inşallah yurt dışı Türkler bakanlığını da kurmuş olacağız. Kıymetli Yalova halkı, bir tarafınızda İstanbul var, bir tarafınızda Bursa. Ama maalesef ki siz arada ne İstanbul gibi büyük bir şehir olabiliyorsunuz, ne Bursa gibi arada unutulmuş kalmışsınız. Hastaneyi bile bazen hastalarınızı Bursa'ya götürüyorsunuz. Zeytin tarlalarınızdan artık çoğu sökmeye başladı zeytin tarlalarını çünkü para yetmiyor. Bu ülkede tarım öldü, bu ülkede sanayi giderek artık yok olmaya başlıyor. İnsanlar zeytin ağacını söküyor, yerine inşaat yapıyor. Çünkü daha çok gelir getiriyor. Evet. AKP'nin ekonomi anlayışı bu. Rant ekonomisi. Bunların aklı, fikri rant. Bunlar rantla yatıyor, rantla kalkıyor. Rantın yolunu da müteahhitlikte bulmuşlar. Bunlar eskiden mücahitti, böyle diyorlardı. Şimdi o eski mücahitlerin hepsi olmuş müteahhit. Ve mücahitliği bunlar unuttular. Bunlar maalesef ki şöyle işaretler yapıyorlardı, değil mi? Hiç şimdi yapan var mı? Dantelli kefen giyip ortalıkta dolanıyorlardı, değil mi? Bakın bugün de 3 şehidimiz var. Neredesiniz dantelliler, neredesiniz? Evet. Nerede o dantelliler? Bir çıksınlar meydana.
öyle dantelli perdeleri giyip ortalıkta dolaşmakla olmuyor. Maalesef ki, maalesef ki bu ülkede 14 senedir bir yalan iktidarı var, bir rant iktidarı var. 14 senedir bu ülkede AKP'nin yolsuzluğu, hırsızlığı, bölücülere verdiği prim. Ve maalesef ki 14 senedir AKP hala iktidar. Ve hala alternatifsiz iktidar. Son seçimlerde %49,5 oy aldı. Neden? Maalesef ki evet. Türkiye'de bir iktidar sorunu var. Ama Türkiye'de bir muhalefet sorunu da var. Muhalefet alternatif oluşturamıyor. Muhalefetin alternatif oluşturması lazım. Muhalefet liderinin çıkıp hodri meydan demesi lazım. Ben bu ülkeyi yönetebilirim. Ben bu ülkeyi yönetecek dirayete sahibim, bilgiye sahibim, o kadrolara sahibim demesi lazım. Bu kardeşiniz diyor. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Biz 50 vekillikle kifayetlenecek çapta değiliz. Biz bu ülkeyi yönetecek kadar milletvekili istiyoruz. Biz bu ülkeyi yönetecek ülkücü kadroların mecliste, belediyelerde, bürokraside her yerde olmasını istiyoruz. Şunu söyleyeyim. Bununla da toparlayayım yavaş yavaş konuşmamı ama söyleyeceğim çok şey var, onu da söyleyeyim. Biz birkaç arkadaş yola çıktık. İlk bayrağı ben açtım. İstanbul'da partimiz maalesef ki HDP'nin gerisinde kaldığında dedim ki tabii İstanbul teşkilatlarımızın bir günahı yok, onu da söyleyeyim. Çünkü yukarıda rüzgar esmezse, yukarıda yaprak kımıldamazsa aşağıda ne yapsınlar? Sen ne kadar çalışırsan çalış, yukarıda rüzgar esmiyorsa olmuyor. HDP'nin gerisinde kaldılar ve ben itiraz ettim. Dedim ki HDP'nin gerisinde kalmanın neresi başarı? Şimdi 1 Kasım'dan sonra mecliste HDP'nin gerisinde kaldılar. Hiçbir şey olmamış gibi 1 Kasım akşamı çıktılar, açıklama yaptılar. Zafer kazandık dediler. HDP'nin gerisinde kalmanın ben mi yanlış anladım? HDP'nin gerisinde kalmanın neresi zafer? Neresi başarı? Batsın yerin dibine böyle başarı. Bu parti Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücülerin, Türk milliyetçilerinin ocağı, HDP gibi bir bölücü partinin gerisinde kalamaz. Kalmışsa dönüp kendinizi sorgulayacaksınız. Sorgulama yeri de kurultaydır. Kurultaydan kaçmayacaksınız. O sebeple bu ülkede eğer bugün hala AKP iktidarsa bunun bir tek sebebi vardır. Muhalefetin yeterince çalışmaması. Alın teri yoksa başarı da yoktur. O sebeple biz çalışacağız. Biz çalışacağız. Alın teri dökeceğiz. Ve Allah izin verirse partimizi iktidar yapacağız. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Dedim ya artık Facebook'ta kurultay devri kapanacak. E peki nerede yapacağız kurultaylarımızı diye soracaksınız. Hemen söyleyeyim. Erciyes'te yapacağız, Erciyes'te. Erciyes Zafer Kurultayımız yeniden yapılacaktır. Ilgaz Dağları'nda Allah izin verirse 3 Mayıs'ı bir hafta şeklinde hem de Macaristan'da Jobbik Partisi'nin yaptığı gibi ve daha görkemlisini bütün Turan illerinden kardeşlerimizi çağıracağız. Türkiye'de Ilgaz Dağları'nda öyle muhteşem bir Turan kurultayı yapacağız ki göreceksiniz Turan idealini kurmak için. Bu kardeşlerimiz nasıl çalışma, nasıl çaba içerisinde. Allah izin verirse kıymetli Yalovalılar, bu kardeşiniz delegelerimizin teveccühüyle genel başkan seçildiği takdirde çalışacaktır. Kocayayla da, Erdemli'de,
Türkiye'nin dört bir yanında kurultaylarımız olacak. Başbuğumuzun yaptığı küçük kurultaylar da olacak. Parti müfettişliği sistemi de olacak. Eğitimciler sistemi de devreye alınacak. İktidar olmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Dünyayı tanıyan, teknolojiyi kullanan, sadece terörle mücadele ederim diyen değil. Ben kadroların en güzel ekonomi politikalarını Türk milliyetçileri olarak biz ortaya koyacağız. Çevre, enerji, inovasyon, teknoloji, ırmağının akışına ölürüm Türkiye deyip sonra yeşile sahip çıkmasan olmaz. Evet, ırmakları kurutan HES'lerin gidip karşısında gösteri yapanları sadece solculara veya farklı gruplara bırakırsan da olmaz. Bu ülkenin taşını, toprağını, her şeyini biz seveceğiz. Şeyh Edebali Hazretleri'nin dediği insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini en büyük şiarlarımızdan biri kabul edeceğiz. Ancak bir şey daha söyleyeyim. Yalova tabii bir üniversiteye de sahip bir şehir. Üniversitelere isim verilirken meclisteydim ve bir öneride bulundum. Dedim ki ocaklarımız bizim ilim irfan yuvamız. Kim kurdu ocakları? Cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş kurdu. Eğer Erbakan'ın, Ecevit'in, Demirel'in, Erdoğan'ın, Gül'ün vesaire vesaire bunların hepsinin ismini üniversitelere veriyorsanız başbuğumuzun ismini de Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne vermeliyiz dedi. AKP reddetti. Ama reddetmenin ötesinde çok ağır bir söz söyledi. Dedi ki Sinan Bey, biz iktidarız. İstediğimizin ismini istediğimiz üniversiteye veririz. Yüreğiniz, bileğiniz, aklınız yetiyorsa siz de iktidar olun. Başbuğunuzun ismini verirsiniz dedi. O söz o gün benim suratıma bir tokat gibi çarptı. 60 AKP'linin fiziki güçle yapamadığını bir AKP'li tek bir sözüyle yaptı. O gün yemin ettim. Allah şahidimdir ki yemin ettim. Dedim ki Allah izin verirse iktidar olacağız. Başbuğumuzun ismini de Erciyes Üniversitesi'ne vereceğiz. Evet. İktidar olacağız. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. İktidar olmak için delegelerimizin desteğine talibim. Delegelerimiz beni seçtiği takdirde diğer bütün aday arkadaşlarımızı yanıma toplayacağım. En muteber görevleri kendisine sunacağım. Kendilerine. Yok eğer delegelerimiz dese ki biz ülkücü irade olarak seni de çok seviyoruz ama şu kardeşimizi seçeceğiz deseler, huzurunuzda söz veriyorum, o kardeşimizin başarısı için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Hiç kimse bizim birliğimizi bozamayacaktır. Hiç kimse ülkücülerin arasına nifak sokamayacaktır. Hiç kimse bizden bir ülkücü kardeşimiz için kötü bir söz duyamayacaktır. Başbuğumuzun peşinden giden, başbuğumuzun ilkelerini ilke edinen bir kardeşiniz olarak, bir ülkücü kardeşiniz olarak diyorum ki, başbuğumuz bize ne demişti? Ülkücü, ülkücünün kardeşidir. Biz de bu kardeşlerimizle beraber Allah nasip ederse bu kurultayımızı yapacağız. Genel merkezimiz de bizim kardeşimizdir. Bugün buraya insanlar gelmesin diye mesaj atanlar da bizim kardeşimizdir. Evet. Biz burada bir araya gelelim, istişare yapalım, konuşalım dedik. Bir araya geldik. Genel başkanımıza da saygıda kusur etmedik. Ama birileri bugün mesaj atmış. Sakın o toplantıya gitmeyin demiş. Burası kalmadı mı başkanım? Yer kalmadı. Yer kalmadı. Şimdi ve mübarekler, bu gayretinizi seçimlerde de göstereydiniz ya.
yapmışlar. Facebook'tan kim kimi takip ediyor, kim kimi beğenmiş, bunlarla meşguller. Sizin başka işiniz yok mu? Bu ülke kan gölüne dönmüş. Sizin uğraştığınız işe bak. Facebook'tan kim kimi beğenmiş, kim kime mesaj yazmış, kim toplantıya gitmiş, kim gitmemiş. Bunların hiçbirisi bir ülkücüye yakışmaz. Ülkücüye yakışmaz. Titreyin, kendinize dönün. Bu bir ülkücü duruş değil. Ülkücü ülkücünün kardeşidir. Siz de bizim kardeşimizsiniz. Yanlış içinde olsanız dahi siz de bizim kardeşimizsiniz. Sizin bazılarınıza rağmen sizi de alacağız. Hep beraber birliğimizi daim kılacağız. Allah birliğimizi daim kılsın. Bütün arkadaşlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü bizim 2019'da bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacımız var. Bir başbakan, bir meclis başkanı, bir dışişleri bakanına ihtiyacımız var. Ben kazandığım takdirde inanıyorum ki içlerindeki en genç, en dinamik, dünyayı tanıyan ve 4 senede yaptıkları da ortada olan bu kardeşiniz genel başkan seçilince başbakan adayı olarak seçime gireceğim. Kardeşlerimizden birisi cumhurbaşkanı adayımız olacak. Ülkücü bir cumhurbaşkanı, ülkücü bir başbakan, ülkücü bir meclis başkanı, belediye başkanları ve ülkücü bir kabineyle 2019'a yıldızlar takımıyla gireceğiz. Allah'ın izniyle ülkücüleri